Sorumuzda üst yüzeyi ABCD ikizkenar yamuğu şeklinde olan aşağıdaki masanın üst yüzeyi kumaş ile kaplanacaktır. AB 100 cm, CD 200 cm, AD eşittir BC eşittir 130 cm ve AB paralel CD olduğuna göre masanın üst yüzeyini kaplamak için kaç metrekare kumaşa ihtiyaç vardır? Yamuğumuzda DC uzunluğu 200 cm arkadaşlar, AB uzunluğumuz 100 cm ve AD ve BC uzunlukları birbirine eşit olup 130'ar santim olarak verilmiş. Burada bize yamuğun yüksekliği lazım arkadaşlar. Onun için de burada bir dikme indirdiğimizde ayrılan parça, tabandan ayırdığı parça alt taban ve üst taban farkının yarısıdır. 200-100 yarısı 50. Dolayısıyla burası 50 birim olur ve 5-12-13 üçgeni oranında yüksekliğimizi 120 olarak buluruz. Dolayısıyla bizim masamızın üst yüzeyinin alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak bulmuş oluruz. 2 ile 120'yi sadeleştirirsek 60, 300 çarpı 60, o da eşittir 18.000 santimetre kare olur. Santimetre kareyi de metre kareye çevirecek olursak 4 virgül sağa doğru kaydırmamız gerekir. Buradan da 1,8 metre kare bulunmuş olur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda aşağıda şekil 1'de dik yamuk şeklindeki ABCD kağıdı AC köşegeni boyunca kesiliyor. Kesilen parça şekil 2'deki gibi diğer parçanın üzerine yerleştiriyor. Şekil 1'deki yamukta DA diktir AB, AD diktir DC, DC 3 cm, AD 4 cm, BC 5 cm'dir. Buna göre şekil 2'deki pembe boyalı alan kaç santimetre karedir? Burada arkadaşlar DC uzunluğu 3, AD uzunluğu 5, 4 olduğuna göre AC uzunluğu da 5 santim olarak bulunmuş olur. Buradan 3, 4, 5 olarak yazacak olursak 5 birim AC uzunluğu, CD üstü uzunluğu 3 birim ve burası 4 birim bulunmuş olur. Yine ACB üçgeni bir ikizkenar üçgen olduğu için yukarıdan aşağı indirdiğimiz dikme tabanı iki eşit parçaya ayıracaktır. Yine DC uzunluğu 3 birim, parçamız 3'er 3 olarak bulunmuş olur. Bize pembe bölgenin alanını sorduğuna göre ACB üçgeninin alanından ACB üçgeninin alanı taban çarpı yüksekliğimizde yine 4 birim 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 birim olarak bulmuş oluruz ve mavi bölgenin alanı buradaki A dersek buradaki alana A bölgemizin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 birim olarak bulunmuş olur ve pembe bölgenin alanı da 12-6'dan 6 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda Yusuf'un dik kenar uzunlukları 4 birim ve 6 birim olan dik üçgen şeklindeki pembe ve mavi kartonları vardır. Yusuf bu kartonlardan pembe olanı CF eşittir 3 birim olacak şekilde mavi olanın üzerine koyarak bir kısmını kapatıyor. Buna göre mavi kartonun görünen kısmının alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar 4, 6 olduğuna göre demek ki hipotenüsümüz 36 artı 16'dan kök 52 yani 2 kök 13 olarak bulmuş oluruz. DF uzunluğu 2 kök 13'tür. CF uzunluğu 3 birim olduğuna göre EF 6 birim olduğundan yine EC uzunluğu 3'tür. Ve BE uzunluğu da 3'tür. Burada dikkat edecek olursak burada bir orta taban oluyor üçgende. 4'ün yarısı 2 ve DE uzunluğu 4 birim olduğundan yine buraya da 2 birim kalacaktır. Buradaki alanlar A'ya 3A şeklinde ayrılacağı için A dediğimiz alan 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 birimdir. Bize 3A'lık kısmı soruyor. 3A'da 3 çarpı 3'ten 9 birim olarak bulunmuş oluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD dik yamuğu şeklindeki bir duvar aşağıdaki gibi taşlarla örtülecektir, örülecektir. AB paralel DC, AD eşit 4 metre, DC eşit 2 metre, AD diktir. AB ve AD diktir, DC'dir. Yukarıdaki duvarın tamamen kaplanması için kaç metrekare taş yüzeye ihtiyaç vardır? AB, BC'ye eşit olduğuna göre arkadaşlar
Biz buradan C köşesinden AB kenarına bir dikme indirdiğimizde, C köşesinden AB kenarına bir dikme indirdiğimizde, oradaki ayrılacak parça 2 santim ve buraya x dersek CB uzunluğu da x artı 2 birim olacaktır. Dik üçgen olduğu için burası AD uzunluğu 4 birim olduğundan indirdiğimiz yükseklikte 4 birimdir. Ve buradaki üçgen, bakın x 4, x artı 2, aslında 3, 4, 5 üçgeni görülüyor. Hemen kendini ele veriyor zaten. Demek ki x eşit 3 birimdir. Dolayısıyla tabanımız, alt tabanımız 5 birim, üst tabanımız 2 birim. Alanımız alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulacağız. 7 çarpı 4, 28, yarısı 14 birim olarak bulunmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD yamuk AB paralel DC, AL eşittir LD, BF eşittir FC, alan EFKL 24 santimetre kare. Verilenlere göre ABCD yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Burada dörtgenlerin kenar orta noktaları birleştirilerek oluşturulacak bir dörtgen aslında ifadesi var. Buradaki K noktasını biz DC kenarının orta noktası olarak da kabul edebiliriz. Bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla aşağıdaki ortada verilen dörtgenin iki katı bize yamuğun alanını verecektir. 24 çarpı 2'den yamuğun alanı 48 santimetre kare olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda ABCD dik yamuk, AD diktir, AB KM diktir, BC AB paralel DC, DK eşit KA eşit 4 santim, DC 6 santim, AB 12 santim, KM kaç santimdir diyor. Hemen buraya X diye yazalım. Öncelikle burada şöyle bir özellik kullanacağız arkadaşlar. C noktasıyla K noktasını ve K noktasıyla da B noktasını birleştirdiğimizde oluşacak CKB üçgeninin alanı yamuğun alanının yarısıdır. Yamuğun alanının yarısıdır. Bize burada ne lazım arkadaşlar? BC uzunluğu lazım. BC uzunluğunu bulmak için de buradan B noktasında şu şekilde bir birleştirme işlemi yapacağız. Dikdörtgene tamamladığımızda bunu arkadaşlar, AD uzunluğu 8 santim ise buradaki uzunluk da 8 santim. Yine AB uzunluğu 12 santim olduğuna göre 6 santim, DC buraya da 6 santim kalacaktır. Dolayısıyla buradaki CB uzunluğumuz 10 santim olacaktır. Buradaki CKB üçgeninin alanı 10 çarpı x bölü 2 yamuğun alanının yarısıdır. Yamuğun alanı neydi arkadaşlar? Alt taban artı üst taban 12 artı 6 çarpı yüksekliğimiz 8 birim bölü 2. Bunun yarısı olacağı için 1 bölü 2 diyoruz. Buradan 2 ile 10'u sadeleştirdik. 5x eşittir. 2 kere 2, 4, 8 ile sadeleştirdim. 2 kaldı. 18 çarpı 2. Buradan 5x eşittir 36. X eşittir 36 bölü 5 ya da 7,2 santimetre olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu sorumuzda şekildeki ABCD ikizkenar yamuğunun köşegenleri dik kesişmektedir. AB paralel DC, AD eşit BC, AC diktir BD, AB 12 santim verilmiş soru üzerinde, DC 4 birim verilmiş soru üzerinde. Verilenlere göre ABCD yamuğun alanı kaç birim karedir? İkizkenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa arkadaşlar, bir kere burada oluşacak üçgenler ikizkenar dik üçgenlerdir. Biz tam köşegenlerin kesiştiği noktadan alt tabanı ve üst tabanı dik olacak şekilde bir doğru çektiğimizde DC kenarını 2, 2, AB kenarında 6, 6 şeklinde iki parçaya ayırır. Dolayısıyla ikizkenar dik üçgen olduğu için 2 birim ve 6 birim. Dolayısıyla yüksekliğimizi 8 birim olarak bulmuş oluruz. Alanımıza gelirken alanımız alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 2 ile de 8'i sadeleştirelim. 4 kalsın. 16 çarpı 4'ten 64 birim olarak bulmuş oluruz. Cevabımız B seçeneğidir. Bu sorumuzda şekildeki ABCD dik yamuğunun köşegenleri dik kesişmektedir. AB diktir, AD, DC diktir, AD, AC diktir, BD, AK eşit 4 santim, KC eşit 1 santim. Verilenlere göre alan ABCD kaç santimetre karedir? Burada köşegenlerden yola çıkarsak daha kolay buluruz alanı.
ADC üçgeninde Öklit uygulayacak olursak 4 çarpı 1 4 DK'nın karesine eşit. Dolayısıyla DK 2 birimdir. Yine bir kelebek kuralı uygulayacak olursak 1 bölü 4 2 bölü 8 oran olması gerekiyor. Köşegenler dik kesiştiğine göre yamuğumuzun alanı köşegenler çarpımının yarısı olacaktır. Köşegen uzunluğu 10 çarpı 5 bölü 2 buradan 25 santimetre kare olarak buluruz. Cevabımız E seçeneğidir. Bu sorumuzda ABC'de dik yamuk AD diktir. AB, DA paralel, FE paralel, CB, AD 12 santim verilmiş. FE 8 santim verilmiş. CB 16 santim verilmiş. AE 5 birim verilmiş. EB 3 birim. Şekildeki DFC üçgeninin alanı kaç birim karedir? DFE üçgeninin alanı A diyelim. Yamuğumuzun bir tanesine B, diğerine de C diyelim. Tüm alanımız yani A artı B artı C, tüm dik yamuğun alanı 16 artı 12 çarpı yükseklik 8 birim bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan A artı B artı C eşittir. 8 ile de 2'yi sadeleştirelim, 4 kalsın. 28 çarpı 4, o da 112 bulunur. B'deki B bölgesi olarak adlandırdığımız yamuğumuzun alanı 12 artı 8 bölü 2'den 12 artı 8 çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlar 50 olarak buluruz. C bölgesinin alanı 16 artı 8 çarpı yükseklik bölü 2 24 36 olarak bulmuş oluruz. Dolayısıyla A bölgemizin alanı 112 eksi 50 artı 36 86'dır. 112'den de 86'yı çıkaracak olursak 26 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sorumuzda ABC'de yamuk AB paralel DC, AD eşit 6 santim, BC eşit 8 santim, DC 5 santim şekilde BAD açısı artı ABC açısı 90 derece olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir diyor. BAD açısı artı ABC açısı 90 dereceymiş arkadaşlar. Burada yapacağımız iş C noktasından AB kenarına AD'ye paralel olacak şekilde bir doğru çekmek. Bu doğruyu çektiğimizde bakın, A açısıyla buradaki açı yöndeş olduğu için bu ikisinin toplamı 90 derece olur ve C açısını 90 derece olarak bulmuş oluruz. Hatta buraya da K diyelim. KCB üçgeni bir dik üçgen olur. AD 6 olduğuna göre KC de 6'dır ve DC 5 olduğuna göre AK da 5'tir. Buradan 6, 8, 10 üçgenini bulmuş oluruz. Bize ne lazım arkadaşlar? Yamuğun yüksekliği lazım. H diyelim. 6 çarpı 8 eşittir. H çarpı 10'dan Öklit'in yükseklik bağıntısı, alan bağıntısı. Buradan H'ı 4,8 olarak bulmuş oluruz. Yamuğumuzun alanına gelecek olursak alanımız alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. 20 bölü 2, 10, 10'la da 4,8'i çarparsak 48 santimetre kare olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneğidir.